aman efendim, aman 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 da aman, Aragaz başladı diye bir sevinmeler, bir coşmalar. Ay bir böyle tatlış tatlış, bir böyle bir yüze yayılan tatlış sıcak gülümsemeler, bir güzellikler, bir hoşluklar. Ay ay ay. Kadir, aklılar. Aragaz var ya, bağımlılık yapar. Şu anda efendim Sağlık Bakanlığı Aragaz bağımlılığını tedavi için hastanelerde özel klinik açmayı düşünüyor. Abicim, acaba biz kötü alışkanlık mıyız? Değiliz. Ama mesela baktığın zaman Pascal, bir dinleyicimiz tweet atmış. Diyor ki, pazar günü hanımla dolaşırken birdenbire içimden Dilker Yasin gibi "Zapatuçnia!" diye bağırmak geldi ve bağırdım. Karım bana bozuldu diyor. Abi kadın kaybeder. Demek ki adam çok klas. Aragaz dinleyen her kadın ve erkek klastır efendim. Gusto sahibidir efendim. Biz lahmacunun yanında istakoz yiyenlerden değiliz efendim. Evet, biz var. Zeytini soğanın cücüğüyle yiyoruz. Ya ya ya, biz mesela severiz onu abi. Yani soğanın cücüğü 10 numara gider zeytinle beraber. Zeytin ve soğan cücüğü kainattaki muhteşem ekürlerdendir Pascal. Buna uyansın denemeyen denesin hemen yani. Ama Kadir, bu sıcakta var ya, soğan olmaz. Ya sen hakikaten nasıl necis bir adamsın. Sabah sabah nereden çıkarıyorsun soğanı, cücüğü, sarımsağı, zeytini ya? Böyle güzel bir asude şeylerden bahsedelim ha sabah sabah. Asude? O nasıl oluyor? Yani bir sucuklu yumurta olsa, şöyle göz yumurta sucuğun üstüne, yanında bir pastırma. Ha? Yani o da yeni bir spesyal ürettim bak Pascal bu arada. Ne için? Kahvaltı için. Şöyle bir dilim ekmeği kızartıyorsun. Kızarttık mı? Kızarttık. Önüne arkasına tereyağı sürüyorsun. Hı hı. Ama ince, çok değil. Evet. Sonra? Birazcık böyle acı salça atıyoruz her iki tarafına. Oh evet. Üstüne çok hafif dokunuşlarla pastırma çemeni. Ama bütün ekmeğe değil, yoksa bir hafta insan içine çıkamazsın. Küçük dokunuşlar, azıcık çemen. Evet. Ama Kadir ya, acı oldu mu? Yok, asıl bomba şimdi. Tam yağlı beyaz peynir dilimlerini parça parça acı salçanın içine gömüyoruz. Sonra ekmek dilimini gömüyoruz. Abicim sen ne yaptın ya? Çok deli bir şey oldu. Çok sofistike bir şey oldu Pascal. Üff. Neler üzerinde denedim ya. Bak herkes yer yemez ferma atıp kalıyor. Söyleyeyim, çok beğeniliyor bu. Ya Kadir, ben bundan istiyorum. Mızmızlık edeceğini bildiğim için sana bir dilim getirdim, vereceğim programdan. Sen var ya, insansın abi. İnsanın geldi son noktasın. Ay dur, ben şimdi mi versem acaba ya? Tamam, vereyim de göm lan, göm. Ama kokuya gelirler şimdi, millet gelir ha. Aman abi, şimdi bunun yanında çay da lazım. Ağzıya da bir uşak tut. Şuursuza bak ya. Ah abicim, efsane olmuş ya. Yok böyle bir şey ya. Çok deli. Bak bir de bununla beraber domates salatalık söğüş yiyeceğim. Ay. Yani o salçanın acısını absorbe edecek. Ya Kadir, sen bu kahvaltı içinde prof musun? Ne yapayım? Ne yapayım kardeşim? Tebrikler abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Misyonumuz bu. Hmm. Sen bir Twitter adresi ver bakayım. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Tweetlerinizi bekliyoruz. Türkiye, Kıbrıs ve tüm dünyadaki vatandaşlarımız, işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Ve de efendim kardeş ülke Azerbaycan'da bizi dinleyenler, hamınıza yaşı bunlar dileyarım. Herkese hayırlı işler. Pascal siz dişler. Haydi başlıyoruz. Aragaz. Pascal. Geldim. El-Velid bin Tallal'ı tanıyor musun? Yok abi. Ne iş yapar bu? Bunun mesleği prenslik. Prens yani. Arap prensi. Abi elini sallasan Arap prensi değiyor. Ne iş yani? Vallahi bu Araplar böyle Pascal. Bunlarda prensten bol bir şey yok. Bize ne alaka? Kardeşim bunun bildiğin 32 milyar dolarlık serveti varmıştı ya. Tallal'ın mı? Evet. El-Velid bin Tallal. 32 milyar dolar nasıl parası olur la bir adamın? Abicim ne olur ya? Şöyle bize 1-2 milyon atacaksın. Ya değil, 1-2 milyon, 1-2 dolar verir mi acaba? Şimdi bu Bodrum'a gelmiş özel uçağıyla. Kendisine ait 300 valiz ve 30 bisiklet indirilmiş. Vay be. 250 kişilik koruma ekibi varmış. O Kadir, bir tallak tırçık çıktı. Yavrum tallak değil, tallal. Tallal Bodrum'da 300 metrelik koyu tamamen kapatmış.
makosen ayakkabılarla 1,5 saat bisiklet turu yapmış. Sığır. Ya sığır mığır arayalım mı şu 32 milyar dolarlık Arap prensi Tallal'ı? Ara abi ama sert yapma. Kadir belki var ya. Evet sakar indirdin. Haa belki. Efendim 32 milyar dolarlık adama sert yapmak mümkün mü? Yapılmaz. Hatta bizzat nüfusuna geçmek için başvuruda bulunmayı düşünüyoruz. Ve arıyoruz. Çalıyor. Çalıyor. Alo. 32 milyar dolarlık servet sahibi olup makosen ayakkabılarıyla bisiklete binen Arap prensi sayın büyüğüm El-Valet bin Tallal'la hazretleriyle mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Tallal. Pascal Numa da burada abim. Alo. Ne haber lan? Hamal. Hamal değil yavrum. Tallal ya. Aha. Alo sayın Arap prensi Tallal. Abi benim bu siz Arap prenslerinde anlamadığım bir şey var. Oradan başlayalım. Niye böyle 300 valizle geliyorsunuz abi? Yani bir insan 300 tane valize ne koyabilir acaba ya? Evet. Evet. Ha. Ne diyor abi? Kadir'cim diyor 32 milyar doları ben yanımda gezdiriyorum diyor. Mangaya güvenmiyorum diyor. 250 kişilik koruma grubum var diyor. Onun için mangırları diyor sotalıyorum diyor şeyin içine diyor bavullara diyor. Bavullarla yanımda diyor onların üstüne yatıyorum diyor. Abi bankayı yatır ya. Türkiye'de var ya bu iş sallam merak etme. Alo şimdi ya, Prens Tallak sen Bodrum'a niye geldin babako? Bir dakika. Ne oluyor? Alo? Efendim? Ne oldu Kadir ya? Lokantada kavga çıkmış Tallal'ın adamlarıyla garsonlar birbirine girmiş. Niye ya? Ya 30 kişi birer lahmacun birer ayran içmişler. Adam başı 150 lira hesap gelince siz Arap mısınız lan siz diye Tallal itiraz etmiş. Urfalı Mardinli garsonlar da tabi gururlu çocuklar sinkaflı lafı duyunca meşe odunuyla milyarlık Arap prensinin mahiyetine dalmışlar. Abi ben sana söyleyeyim büyük azat çıkar. Alo Tallal abi şimdi durum nedir abi? Van Erciş'li Seyfo senin gırtlağını s**am diyerek senin boğazını sıkıyor evet. Abi hata sende. 32 milyar dolarım var. Öde adam başı 150 lira hesap ne olur ya. Bodrum'da artık folklorik bir şey bu ya. Hesapta döşeteceksin abi. Bunu öğrenin artık ama yani. Lütfen efendim. Kadir araya gir. Alo Tallal ben bir araya gireyim. Yoksa sizi orada epey bir şeye çevirecekler pekmeze. Seni döven garsonu versene bir abi. Ver. Evet. Alo. Yeğenim ben Aziz Çöptemir canım. Sağ ol canım. Canlı yayındayız canım biraderim. Evet. Şimdi bu, adın ne bu arada senin? Ha. Vanlı Seyfettin. Garson tamam. Pascal bu arada Vanlı Seyfettin garson dinleyicimizmiş. Seni soruyor. Seyfo adamsın kardeşim. Alo Seyfa şimdi bak o altına alıp dövdüğün adam Arap prensi kardeşim. Evet. Diplomatik kriz çıkmak üzere. Artık vurmayın dövmeyin bir çekilin kardeşim. Hayda. Bari usturuplu veriştir lan. Ha? Ya bu Tallal zaten tipi tipe benziyor. Vur bakalım belki tipi düzelir ya. Kadir ne oldu? Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam Kadir abi. Bu adamın çok ters hareketler oldu kusura bakma. Ben buna tek vururum çift sayarım diyor. Ya Kadir be. Bu preste var ya ufak tepekmiş. Ya bakma sen ufarak adam dayağı kolay kaldırır Pascal. Tabi abi bize ne? Sen bir şarkı patlat. Bir şey ara verelim bir şey yapalım. Ara gaz. Pascal. Kadir. Tom Cruise'u bildin mi? Kısa Tom mu? Kısa Tom mu? Evet. Tom Cruise. Çok kısa abi. Doğru söyle lan benden de kısa mı? Kadir sen var ya Tom'un yanında Kerim Abdülcabbar'sın. Vallahi bilmiyorum. Hadi be. Tabii ay oğlum. Şimdi çok mutlu oldum. Aa, ya bu Tom Cruise 55 yaşına gelmiş be Pascal. Yapma ya. Vay be. Yaşlanmış ya. Ya Londra'da Görevimiz Tehlike serisinin 6. filmini çekiyormuştu. Bir sahnede binadan binaya atlaması gerekiyormuştu. Beline tel bağlamışlardı. Atlamış ama karşı binayı tutturamamış. Duvarına çarpmış, sakatlanmış. Vay be. Üzüldüm şimdi. Ben severim ya. Ben de çok severim ya. Top Gun filminde vaktiyle bizi çok etkilemişti. Yıllarca Top Gun filmini izledik yani. Aslında sonrasında denk geldim de çok tırık filmmiş ya. Ya gençlik gazıyla büyük film zannediyorsun. Aradan yıllar geçiyor bakıyorsun nasıl tırık bir şey çıkıyor ya. Abi ara topu. Konuşalım abi. Doğru. Geçmiş olsun.
Doğru. Bravo. Arıyorum. Arıyorum. Geçmiş olsun dememiz lazım. Neticede aynı sektördeyiz. Arıyorum, çalıyorum. Alo. Binadan binaya atlarken karşı binanın duvarına çıkartma olan 55 yaşına da giren ünlü aktör Tom Cruise'la mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Tom. Pascal Numa da burada yeğenim. Alo, ne haber Kisa? Alo, şimdi Tom Cruise abi. Şimdi ilk önce sana şunu sormak istiyorum. Kısa yakışıklı olmak nasıl bir duygu abi? Evet abi. Anlıyorum abi. Ne diyor abi? Kadir'cim diyor, sen de diyor kısa yakışıklılardansın, bilirsin diyor. Kısa yakışıklı olmak diyor şöyle bir şey diyor. Hani diyor nefis bir yemeğin tam ortasında telefon gelir diyor. Kalkmak zorunda kalırsın diyor. Ya da diyor nefis bir film izlerken diyor birden elektrikler gider. O an içinde böyle acayip bir eksiklik, bir tuhaflık, bir asabiyet olur diyor. Kısa yakışıklı olmak da böyle bir şey diyor. Şahane bir saray yaparken tuğla bitmiş, inşaat yarım kalmış gibi geliyor insana diyor. Bak Kadir, bu sunucuk güzeldi. Ben gülüyor muyum? Ha? Gülüyor muyum? Allah Allah. Alo Tom Cruise abi. Şimdi Londra'da film çekiyor musun abi? Binadan binaya atlarken kaza geçirmişsin. Büyük geçmiş olsun. Çok üzüldük. Biz onun için aradık. Seviyoruz seni babacan. Evet. Ne diyor abi? Kadir'cim diyor. Gerildim. Binadan binaya atlarken mesafeyi tutturamadım. Duvara zobadav diye ekleştim diyor. Dizimde bir şey kırt etti diyor. Yakı koyduk belime diyor. Yatıyorum şimdi. Dizimde sızlıyı, belimde kopuyu diyor. Ya Kadir bir sorsana ya. Acaba bu adam figüron kullanmıyor. Ha evet, bravo Pascal, çok doğru bir şey söyledin, noktaya parmak bastı. Şimdi Tom Cruise, Tom abi, Pascal çok doğru bir noktaya parmak bastı. Sen niye atlamalı, zıtlamalı, patlamalı, çatlamalı sahnelerde dublör kullanmıyorsun ki? Ha? Abi yaş 55, senin kemikler yumuşamaya başladı. Bırak dublör oynasın sahneleri abi. Tabii abi. Evet abi. Ah be Tom abi. Kısa yakışıklım benim ya. Ne diyor abi? Ya Kadir'cim diyor, normalde ben diyor ayağım kayıp düşme sahnesi olsa dublör kullanırım diyor. Ama bu sefer diyor sete genç bir asistan kız getirdiler diyor. Bir iki şekil yaptım diyor, bana mısın demedi diyor. O tehlikeli sahnede maksus duysun diye yüksek sesle dublöre gerek yok, ben atlayacağım dedim diyor. Sesler kesildi, bütün başlar bana döndü. Bir de baktım genç asistan da bana bakıyor diyor. Çıktım damardan aşağı, bir baktım çok uzakmış dayı diyor. S**ler atlayamam dedim içimden diyor. Ama bir kere şekil yaptık. Ya Allah dedim, atladım diyor. Duvara conk diye Tom ve Jerry gibi yapıştım diyor. En çok da diyor ben duvara sakız olunca sedyeye yatırdılar diyor. Beni ambulansa götürürken kıkır kıkır gülüyordu zilli diyor. Gülerler abicim, gülerler. Ya bu kısa yakışıkların şahı Tom Cruise'dur yani. Ama yakıştıramadık ona. Ya bir tane kızı etkilemek için damdan dama atlamak ne baba ya? Sen ne yapıyorsun, deli misin, divane misin ya? Efendim? Ha. Ne diyor? Kadir'cim diyor F-16 gibi kızdı diyor. Sen görsen diyor damdan değil göklerin tepesinden yerdeki kola şişesini atlardın diyor. Öyle bir ilahiydi diyor. O nasıl atlamak ya? Alo neyse Tom abi. Ne oldu abi? Yapma ya. Ne diyor? Kadir'im diyor duvara çarpıştı diyor. Köksüme bir ağrı çıkmadı, hala ağrıyor diyor. Neresine? Köksüne. Ora nereye? Yani göğsüne demek istiyor. Ha. İç Anadolu'nun Karadeniz'e yakın taraflarında köksüme derler, göğsüme diyemez. Alo Tom abi. Şimdi sen kalkan balığı yiyeceksin abi. Ya da kırlangıç balığı çorbası içeceksin. Kalkan balığını buğulama yaptıracaksın abi. Kemiklerini de com com em iliğine gemiğine iyi gelir baba bu yaştan sonra. Tamam mı? Hadi benim yakışıklı Tom Cruise abime. Hadi benim canıma. Hadi güzelim, işin gücün rast kessin, tabancandan ses kessin. Hadi canım benim. Hayırlı işler abi. Aragaz. Paskam. Yüksek sanatın zirvelerinde dolaşmaya hazır mısın? Yok abi. Bende var ya yükseklik korkusu var. Çıkmıyor. Sende sanat duygusu yok yavrum. Estetik yok, zevk yok. Acıyorum lan sana. Kadir, benden nefret et. Ama bana acıma. Hem nefret edip hem acısam. O nasıl oluyor? İşte Pascal, sanatı küçük görenler insanda böyle pis bir mahluk hissi uyandırıyor. Tabii ki iyi sanat var, kötü sanat var. Biz iyi sanatın hastasıyız.
O yüzden sana bugün Posta Gazetesi'nden yüksek bir şiir okuyacağım. Eyvah! Posta şiiri. Şu an kaç kişi böyle bağırıyor bizi dinlerken biliyor musun? Niye? Çünkü onların da içinde tosaran yüksek sanat duygusu var. O dışarı çıkmak istiyor. Basınç yapışlı o böyle ses çıkartıyor. Ya Kadir hemen başla. Çabuk bir seni. Efendim işte sanat, işte edebiyat, işte kafiye, işte mısra, işte uyak. Posta Gazetesi'nin yurdumun şairleri köşesinden şairimizin adı Ömer Altınlı. İzmir'de yaşıyor. Fotosundan anladığım kadarıyla 60-70 arası bir yaşı var. En korkunç şiirleri onlar yazıyor abi. Kimler? 60-70 arası. Abi yapma bak, iftira etme. Halkımla yüksek sanatım arasında durma ayrıca, çekil yani. Farkındaysan konu şiir olunca kafiyeli de konuşabiliyorum ben, farkındasın. Abi git ya. Vallahi ya. Git yat ya. Yok, bu nedir yok, ya? Yatmayın, bunu söyleyeyim. Efendim şikayetname Ömer Altın abimizin şiiri. Bir toplum eleştirisi arz ederim efendim. O kadar güzel ki sesi, hem yakışıklı hem seksi, tahsil kültür o da nesi, istiyorsan şöhretli olmak, gerekmez ki çok okumak. Okuyanlar çoğu boşta, magandalar niye başta, hayat denen bu yarışta, istiyorsan önde olmak, adamını bulmaya bak. Pembe dizilere kandık, bu araba gider sandık, şarampole yuvarlandık, oynatmaya az kaldı ramak, haydi durma, barnaklarına zilleri tak. Nasıl buldun Pascal? Abi adam var ya, resmen bize laf sokmuş yani. Evet ya, bizle ne alakası var ama, niye böyle düşündün? Biz ünlü değil miyiz? Yavrum tamam da bütün ünlüler odun mu ya? O astrofistin ünlülere söylemiş ki ünlü olmak için gerçekten aslında entelektüel bir kıymete de gerek yok. Ünlü olmak başka bir şey. Karıştırmayalım. Adama bakıyorsun iki laf etmeyi beceremiyor ama bir şarkı söylüyor. Hayat duruyor. İkisi ayrı şeyler. Karıştırmamak lazım yani. Kadir senin gibi var ya. Orta yolcu görmedim. Ne alakası var lan? Gençliğimizde ayrıca çok radikalliğimizi yaptık. Bu yaşlarda biraz merkezle barışıp efendim herkese eşit mesafede olmak lazım. Böyle gerekiyor artık. Aynen. Aragaz. Paskal. Geldim. Yavrum şu an stüdyomuzda kim var canım? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler işte yeryüzüne düşmüş ve halen yeryüzünde bulunan en iri bilgi taneci. Vatikan arşivlerine girebilmiş tek doğulu. Te dışa kapalı olduğumuz o soğuk savaş dönemlerinde Çin nelerine giren ilk batılı. Ay neydi o güzel böyle ulan baturlu mol esper kız sinetim ve kuler batur. Dilber hocam gençlik anlarınız depreşti yani. Evet hocam, bir şey paylaşır mısınız? Sene 1968, o zamanlar böyle fidan gibi gencim ama cahil değilim. O yıllarda da Sultanahmet'ten Hindistan'a otobüs giderdi. Hippi otobüsü. Tabi ben hippi değilim ama Hindistan'a gitmek için bindim. Herkes pespaye giyinmiş. En güzel kokan hippi seferberlikten kalma kaşar peyniri gibi kokuyor böyle. Ay bit desen kafalarda vıyır vıyır. Ben tabi Biryantinli saçlar, kruvaze takım elbise, comme de fleur parfüm sıkıp hippie otobüsüne binince bunlar bozuldular. Peki neden bozuldu hippiler hocam siz otobüsüne binince? Güneşte çok kalmışlar, ondan bozuldular. Ben böyle bir İstanbul beyefendisi olarak Grand Tuvalet böyle otobüse binince hippiler bozuldu. Hindistan'a gidene kadar ben bunları cahillikten kurtardım. Ay hayvan gibi bindikleri otobüs üstten takım elbiseli, tayyörlü, en az 20'şer kitap okumuş, beyin sahibi insanlar olarak indiler. Gittik aşrama, orada bir tane sadu bulduk. Sadu kim? Kapıcı mı? Yok yavrum yok, aydınlanmış adam ya sadu.
Ha, ay o nasıl aydınlanmış adam. Ay ağzında diş yok. Saçı bit dolu. Koltuk altı tırası gelmiş. Ay böğürtlen çalısı gibi fışkırıyor. Ay bu herif aydınlansa ne olur. Yani nitekim ötekilerle konuştu, aydınlattı. E sonra bana geldi, biraz konuştuk. E sen aydınlanmışsın, git ışığını başka insanlara da dağıt hadi bakayım dedi. Allah Allah. Dilber hocam sen ne dedin? E bedavaysa ne dağıtacağım ayol dedim, parasıyla dedim. Vay be hocam. Demek ki var ya, ip bileri bile yola getirdin. Vay be. Eski cahiller nerede şimdi, onlarda potansiyel vardı. Şimdiki cahillerde hiç potansiyel yok. Çünkü beyin yok, işleyemiyorsun. Kadir sen bilirsin. E beyinsizlik kötü bir şeydir. Ben nereden bileyim beyinsizliğin kötü bir şey olduğunu ya? Aa, neden ben beyinsizliğin zor bir şey olduğunu iyi biliyorum hocam? Yani bazen böyle beynin var gibi davranıyorsun, o aralar hissediyorsundur diye şey ettim. Bak bu Pascal'ın mesela, bak hiç beyni yok, mutludur bu. Evet hocam, kolumda var ya, hep martı ve davga sesi. Ah be. Neyse hocam, biz yeterince aşağıdaysınız, artık sorulara mı geçsek, ne yapsak ya? Aman sor ne olacaksa, cahil cahil sorular, cevap veriyorum ama faydası var mı, oluyor mu, yok. Ya olmaz olur mu, olsun, siz yine de bir bakın. Toplum sizden elinizi tutmanızı bekliyor hocam. Al uzatıyorum hadi bakalım ne olacak. Ebru diyor ki evleneli bir sene oldu ama kocamla boşanmak üzereyiz. Ortada görünür bir sorun da yok ama yürümedi. Neden böyle oluyor? Sizce bizim sorunumuz nedir diyor. Rumuz da erken final. Yani bir kere bu kız cahilin ötesinde aynı zamanda salak. Aa hocam ayıp oluyor. Yok, bilimsel tespit. Yani salaklık tıbbi bir hastalıktır. İdiotluktan sonra gelir. Aşama aşamadır bu. Yani tıbben salak olduğunu nereden çıkardınız, çok affedersiniz, öyle diyelim o zaman. Adı Ebru dedin değil mi? Evet. Sorunun başına adını yazmış, sorunun sonuna da rumuz yazmış. Yani ben buna ne diyeyim yani? Ya mazur görün hocam, mazur görün. Olur böyle. Sorusunu cevaplayalım. Sevinsin yavrucak. Bak bir senelik evliler ve boşanmanın eşiğine gelmişler. Yani sorunun ne olduğunu bile bilmeden gelmişler hem de. Olur mu böyle şey? Bunlara bir yardımcı olalım ya. Yani aslında basit, bunların sorunu erken boşanma. Ne? Erken boşanma. Ay pek çok yeni evli çifte görülür bu erken boşanma sorunu. Bunlar ya bekar hayatlarındaki sorunlardan kaçmak için ya da alenen abazanlıktan dolayı evlenmek için acele ediyorlar. 3 ay sonra da ay biz yapamadık, boşanalım, sorumluluk ağır geldi. Tamamen cahillik. Ay zaten cahilleri evlendirmemek lazım. Yok artık. Daha neler ya? Cehalet çarpma işlemindeki sıfır gibidir. Bak bir cahili bir akıllı ile evlendir, doğan çocuk cahil olur. Beyinsizi astronot zekalı biriyle evlendir, doğan çocuk yine beyinsiz olur. Ama hocam çok seçici bir tavır, olmuyor böyle, yakışmıyor. Yani oligarşik üstencilik bu sizin yaptığınız ya. Yani cahil olmak suç mu? Yani toplum dışına mı itilsin cahiller? Ne yapılsın yani? Ay cahil olmak suç değil ama cahil kalmak suç. Yani ne güzel, cahil olalım, bilmezsek üzülmeyiz, düşünmezsek sorumlu olmayız. Ignorance is bliss, oh ne rahat. Ya neyse don hocam, Galatasaray sezona iyi başladı diyorlar, ona ne diyorsunuz? Yani Türkiye'nin dünyada en prestijli kulübü, dünyaca bilinen tek markası Galatasaray'ın taraftarı ligin ilk haftası lider olunca lidere selam durun diye tweet atacak hale nasıl geldi? Bence bunu durup bir düşünmek lazım. Hocam sahilde martı ve dalga sesleri duydum ben ya. Ay devam et benim kara cahilim. Devam et benim güzel Kadir'im. Hadi bakayım devam et. Aragaz. Pascal. Kadir. Senin Instagram adresin neydi? B21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Çopdemir. Evet. Tuana Türkay'ı bildin mi? Bilmedim abi. Kim o? Ya, oyuncu. Fox TV'de Deli Gönlümün Fatma Nur'u. Yani oyuncu. O ne öyle ya? Hiçbir şey anlamadım. Düşün bak, memlekette kimler nasıl bir gazetecilik yapıyor. Gazeteye Tuana Türkay için bunu yazmışlar. Fox TV'de yayınlanan Deli Gönlüm Fatma Nur'un Tuana şeysi işte bilmem nesi. Tuana Türkay diye. Abi bak ben var ya %100 organik kemiksiz Fransızım. Ben bile var ya
bu Türkçeye isyan ederim. Neyse biz onu bırakalım, mevzumuza geçelim. Hı-hı. Tuana Türkay Fenerbahçe ile Alper Potuk ile aşk yaşıyormuş. Allah mesut etsin. Potuk bulduğu her fırsatta Antakya'ya dizi setine gidiyormuş. Hı-hı. Tuana Türkay'ın oynadığı dizi Antakya'da çekiliyormuş. Alper Potuk gelince sevgilisiyle vakit geçirmek isteyen Türkay set ekibine acele etmeleri için baskı yapıyormuş. Set ekibi bu yüzden Türkay Potuk aşkına isyan ediyormuş. Abi Tuana haklı. Ama set ekibi de haklı. Neden abi? Sevgilim geldi hadi bir an önce seti kurun sahneye çekin diye bir şey olabilir mi abi? Olmaz mı? Olamaz abi. Tam tersini düşün. Tuana Türkay Alper Potuk'un Fenerbahçe antrenmanına gitsin. Potuk Tuana'yı görünce Aykut Hoca'ya hocam hadi sevgilim geldi hızlandır itmanı desin. Ona takılacağım desin, olur mu? Abi ne hocamı söyledim ama radyo kapanır. Ha işte dizi setinde de aynı şey, o da iş abi. Tamam bak ben de dizide oynuyorum. Uzun çekim saatleri, uzun beklemeler bir süre sonra insanı geriyor, yoruyor. Hepimiz zaman zaman isyan ediyor ama set ekibine zulmetmenin ne manası var ya? Onlar da garibim, ne oyuncuya ses çıkarabiliyorlar ne yönetmene. Gelen set ekibine vuruyor, giden set ekibine vuruyor. Sen vurmuyor musun? %99,5 vurmamışımdır. Asıl çileyi zaten o emekçiler çekiyor. 3 kuruş paraya çalışıyorlar. Set ekiplerinin çoğu paralarını yani hak ederek kazanıyorlar. Hani şu futbolda FIFA'nın yaptığı finansal centilmenlik işi var ya, aslında onun Türkiye'de bu dizi ve sinema sektöründe de uygulanması lazım ha. Vay be Kadir. Sen de var ya, ne edatlisin ya. Ya kardeşim ben liberal piyasa ekonomisine inanıyorum ama yani emekçinin de hakkını tam zamanında ve vaktinde alması gerektiğini düşünüyorum kardeşim. Yürü be Kadir'im. Aragaz. Pascal. Geldi. Canım Amerika ile Kuzey Kore gizli gizli görüşüyormuş ya. O nasıl oluyor ya? Yani bunlar savaşacaktı. Arkadaş ben de onu anlamadım. Hem atar gider yapıyorlar bin tane rüzgar, hem de perde arkasından muhabbet. Oo görüşme. Abi bunlar var ya şeytan. En iyisi biz bunları bulaşmayalım. Vallahi abi. Yavrum vazifemiz bu. Toplumu bilgilendirme görevimiz olmasa işim affedersin Kore'nin kuzeyini, Amerika'nın güneyini, bir tane güney biliyorum o da göcek. Gider yatarım efendim. Kazın ayağı öyle değil ki ama. Ya Kadir, kazın nereden çıktı? Ne kazı ya? Yavrum lafın gelişi yani. Durum farklı yani. Ben diyorum ki şu Kuzey Kore lideri Kim Jong'u arayalım, soruyalım bakalım. Ara sonra. Arayalım, nedir ara, lan ara. Bu durum? Ben hadi görüşme hadi. Yapılıyorum. Arıyorum efendim, arıyorum. Kuzey Kore lideri Kim Jong'u arıyorum. Çalıyor, çalıyor. Aha da açılıyor. Alo, Kuzey Kore lideri Kim Jong'la mı görüşmekteyim? Benim hocam, küçük yaramaz özür diliyor. Selamın küçük yaramaz özür diliyor ne ya? Hocam sen Amerikan elçisi değil misin ya? Şifreli aramıyor musun? Yo ben radyocuyum. Kim Jong abi, Kadir Çöptemir ben. Ya kardeşim sabah sabah sizi deli mi lan? Oğlum işiniz gücünüz yok da niye daha Kuzey Kore'yi arıyorsunuz ya? Oğlum İstanbul nereye, Kuzey Kore nereye lan? Abici niye kızıyorsun ya? Biz burada gazetecilik yapıyoruz. Tabii abi. Kim Jong abi çok merak ettik. Şimdi tabii eğer bir sırlı bir şey değilse yani. Bu küçük yaramaz özür diliyor ne? Neydi abi o? Ya şimdi biz bu Trump'la atar gider yapıyoruz birbirimize ama aslında ikimiz de Yusuf Yusuf ediyoruz ya. Neden abi? Nükleer bu koçum ya. Mantar tabancası değil ki ya. Ya bunu ilk patlatanı tarih ana bacı küfür ederek yazacak kardeşim. O yüzden perde arkasından diplomatik görüşüyoruz. Ama arayanlar sürekli değişiyor. Amerikan diplomatı aradığı zaman babacık çok kızdı diyecek. Ben de küçük yaramaz özür diliyor diyeceğim. Böylece şifre tamamlanmış olacağım. Yalnız Kim Jong abi şimdi Amerikan şifre işinde sana kolpa yapmış. Bak dominant taraf Amerika, dikkat ettin mi? Babacık çok kızdı bak onların şifresi. Hani azarlar gibi. Sen de özür dileyen küçük çocuk, küçük yaramaz özür diliyor. Anladın mı? Sana kitlemişler bunu. Lan Amerika'yı görüyor musun? Bak harbi şeytan lan bunlar ya. Bunu ketenfereye getirdiler beni ha. Ya baba bu Trump var ya esnaf adam. Avada karada yer seni. Tabii abi dikkat et bak bu Trump dediğin babadan inşaatçı yani. Allah'ın yaratıp bedavaya verdiği toprağı parsel parsel millete güzel yapıyor ediyor satan adam. Seni parmağında oynatır kukla gibi baba. Oğlum ben çok kızdım bak.
salayım mı birkaç nükleer Amerika'ya doğru? Aman 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 yoktur abi. Kim yok abi ne abi? Bizim yüzümüzden de nükleere yardırma yani. Bak senin için şey diyorlar ya. Sen gut hastasıymışsın öyle mi abi? Protein almaman gerekiyormuş. Ama sen beyaz peynir hasta olduğun için sürekli peynir yiyormuşsun. Gut kontrol altına alınamıyormuş. O yüzden agresyon yapıp nükleere veriyormuşsun kendini. Öyle diyorlar. Doğru mu babako bunlar? Yalan Kadir'im ya. Vallahi billahi yalan ya. Lan Amerikan dolmaları bunlar. Yutmayın bunları ya. Dağ gibi, taş gibi, baş gibi, taş gibi dimdik. Kuzey Koreli Kim Jong geliyor şimdi. Beyler bakın ben çok pis gaza geldim abi. Bu Amerikalılar beni çırak çıkardılar. Bir seans nükleer sallayacağım ben Washington'a doğru. Abicim aman abi. Etme, eyleme. Ya da umrumuzda değil de araştırırlar sana bizim gaz verdiğimizi öğrenirler. Sonra Guantanamo'da kıllı zincirlerin oyuncağı oluruz Kim Jong abi. Beyler ben o zaman Amerikalılar görüşmek için geldiğinde bu toplantı masasında altına kız kaçıran atacağım. Bunları bir şey yapmazsam ben hasta olurum ya. Ya tamam abi kız kaçıran çatapat gir onlara nükleere el atma yani. Hadi babacığım daha da fazla uzatma bak millet geriliyor. İşin gücün rast gelsin tabancandan ses gelsin usta. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Geldim. Can benim gelenler var bakalım onlara. Hadi hemen bakalım. Ama onun öncesinde bir şey soracağım. Sen Bella Hadid'i biliyor musun? Bella Hadid? O ne ya? Ne demek ne? Ne denmez insan o. Bella Hadid manken. Kadir mankense yaramaz. Nereden anladın? Güzel olsa ben bilirdim. Oğlum dünya son zamanda Bella Hadid diye inim inim inliyor lan. Sen uyumuşsun. Kadir ben inletmem. Tamam kes ya yeter. Elimizden geleni yapıyorum şunu biraz düzeltelim diye hala aynı yoldasın ya. Verdiğim kitabı okudun mu? Yok abi okumadım. Niye okumadın abi verdiğim kitabı? Abi çok kalın ya. Yavrum kalın diye kitaptan korkulmaz ki. Neden korkulur? Ya hiçbir şeyden. Ay sonunda bankaya yatan maaş da kalın. Ondan korkuyor musun? Yok abi onu seviyorum. Kadir maaşın var ya. Karını iyidir. Ya sana Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı kitabını verdim pasta. Dünyanın en büyük klasiklerinden. Yani Suç ve Ceza'yı okumalısın bir defa herkes okumalı ya. Abi suç kısmını okudum. Evet. Şerefsiz adam. Raskolnikov mu? Evet. Yaşlı adamı ve kadını öldürüyor. Hem de var ya para için. Sonra da vicdan yapıyor. Tamam işte suç dediği aslında vicdanın sesi. Ceza kısmını okumadın mı? Yok abi gerek yok. Niye abi? Abicim ne oldu belli. İtiraf eder, mahkem olur, iyi harifeler, indirim arı, yırta. Türkiye mi kardeşim orası? Katil adam mahkemede takım elbise giydi diye iyi halden indirim alsın. O dediğim bizde olur. Raskolnikov intihar ediyor sonunda. Abicim ben muhatap olmam. Neden? Raskol var ya delikanlı değil. Ya saçmalama. O örnek olsun böyle suçlar işlenmesin diye yazılmış bir eser ya. Yok abi. Ya neyse Bella Hadid'den biz Dostoyevski'ye nasıl geldik biz anlamadım ya. Ne bileyim ya sen konuşuyorsun. Şimdi bu Bella Hadid gözünü Oscar'a dikmiş. Hangi Oscar'a? Yavrum kaç tane Oscar var? Bir sürü var. Bir tanesi de bizim mahallede. Doberman. Çok sevindim. Ya sanıyorum Bella Hadid gözünü sizin mahalledeki köpek Oscar'a dikmemiştir. Bu Oscar heykelciliğine dikmiş yani. Ben ona heykelci veririm. Aa sende var mı heykelcik? Var. Evde duruyor. Gelsin verin. Aa o zaman arayalım abi Bella Hadid'i. Aa telefon. Ya şu lafım yarım kalıyor ya ayar olur. Alo. Aleyküm selam. Aleyna tilki değil bacım aleyküm selam ya. Allah'ın selamından bahsediyorum ya. Alo kimsin? Bella Hadid mi? Oo Bella Hadid. Buyurun. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Canım. Ne diyor? Pascal diyor eve gidince bana evden bir konum atsın diyor. Onun Oscar heykelciğini hep çok merak etmişimdir diyor. Bizzat gelip diyor onun elinden Oscar heykelini almak istiyorum diyor. Tabii. Eve gidince atarım konu. Ya nefret ediyorum. Şu iğrenç ve yoz ilişkiler anından nefret ediyorum. İnsanlık dairesinin dışında bir şey ya. Sanat var, şey var hemen oradan Oscar heykelci ya bilmiyorum ya. Kadir.
Saate bak. Oo, yürü yürü ha. Yürü baba, yürü yürü. Yürü baba, efendim yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Salut.